yaptım ki bana yardım etmek istiyorsun? Böyle kuvvetli bir cümleyle Pare'nin eğitimine gittim. Pare, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda yaşayan bir bilge. Onunla 2 hafta bir süre çalışmalarına, eğitimine katıldım. Ve beni çok şaşırttı bunu duyduğumda. Çünkü farkına varmadan devamlı başkasına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başkasının işini yapıyoruz, başkasına yardım ediyoruz ama hiç sormuyoruz. İstiyor musun yardımımı? Ya da oradan karşıdan bir yardım istenmesini bile beklemiyoruz. Ve çok derin bir söz bu. Ben sana ne yaptım ki bana yardım ediyorsun? Bu bir Çin atasözüymüş ve Osho'nun kullandığı ve devamlı insanların suratına tokatladığı bir cümle. Paris'te buna benzeyen çok değişik, çok müthiş konulara girildi. Ama burada ben mesela kendimle karşılaştım. Senelerce başkasına hep böyle iyi davranmak, yardım etmek, sormadan ben yaparım, ederim gibi her şeye maydanoz olmayı kendime alışkanlık edinmişim bir şekilde. Ve aslında başkasının alanına müdahale etmek olduğunu çok geç yaşımda öğrendim. Hepimizin kendi alanı, kendi yaşam çemberi var. Ve ben senden izin almadan senin o alanına bir şekilde tecavüz ediyorum. Bunu her konuda, bu iş de olabilir, aile içi de olabilir, bulunduğunuz ilişki de olabilir. Her bir ikili ve toplu ilişkilerde bunu biz yapıyoruz. Ve yaptığımızı fark ettiğimiz an zaten çözüm başlıyor. Çünkü eğer ben bana müdahale edilmesini istemiyorsam, benim yaptığım müdahaleyi de karşıdaki istiyor mu istemiyor mu diye kocaman bir soru işaretiyle sorgulamam gerekiyor. Bu konuda öğreneceğimiz daha çok konu var. Ama en azından bir müdahale olduğunu fark etmemiz bile büyük bir adım.